Beyin devleri Sigmund Freud. Freud üzerine. Kendisi psikanalizin içinde hem analiz eden hem de analiz edilen olarak yer aldı. Kulağa tuhaf geliyor ama bunun öncelikli sebebi etrafında başka psikanalist olmamasıydı. Freud bunu yapan tek kişiydi ve o zamana dek geliştirdiği teoriler öncelikli olarak histeri geçiren kadınların tedavisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Ama bu teorisinin evrensel geçerliliği olması adına psikanaliz kurallarının erkekler üzerinde uygulanması gerektiğini düşündü. O erkek de kendisi olacaktı. Psikanaliz ancak bu şekilde gelişimini tamamlayıp bir teori olabilirdi. Kendi üzerinde kokain denediğinden beri aklını ve vücudunu bilimsel deneyler için kullanabileceğini düşünüyordu. Böylece artık her gününün bir kısmını koltukta uzanarak kendi çocukluğunu ve onu şekillendiren olayları incelemeye, anılarını ve rüyalarını çözümlemeye başladı. "Meşgul olduğum hastaların başında ben varım," diye yazdı. "Bir de küçük histeri krizlerim, orta yaşlarında bile hala depresyon, öfke nöbetleri, ani baş dönmesi ve kendini değersiz hissetmesiyle mücadele ediyordu. Kendini anlamak üzerine büyük bir adım atmak için çabalıyordu. Ama Freud'un kendisi de yaptığı şeyin ne kadar doğru olduğunu sorguluyordu. Psikanalistlerin tarihinde kendini analiz eden ilk ve son kişi oldu. Başlarken herkesten daha ilerisini görebildiysem devlerin omuzlarında durduğum içindir." Newton. Beynimiz her zaman değer gören bir organ değildi. Eski Mısırlılar ölüleri mumyalarken burun deliklerinden beynini çekip çıkarmak için küçük bir kanca kullanıp sonra da çıkardıklarını atarlardı. Ne de olsa beynin işlevi azdı. Herkes zekanın ve duyguların özenle saklanan kalpten geldiğini sanırdı. Babilliler duygu ve düşüncelerin temel kaynağı olduğunu düşündükleri karaciğere değer verdi. Büyük eski Yunan düşünürleri ise kendi arasında ayrılıyordu. Platon'un da içinde olduğu bazı düşünürler önceden yapılmış olan anatomik çalışmalardan yola çıkarak zekanın beyinden geldiğini düşünüyordu. Buna karşın M.Ö. 384 yılında doğan büyük düşünür Aristoteles, düşüncenin merkezinin vücudun merkezinde, kalpte yer aldığını ısrarcıydı. Beyin yalnızca kalbin düşünce ve hislerinin tamamını taşırken ısıttığı vücudu serinletmeye yarayan, neredeyse klima görevi gören bir organdı. Milattan sonra 129-199 yılları arasında yaşayan ünlü hekim Pergamonlu Galenos aklın beyinde olduğunu biliyordu. Ama zihinsel rahatsızlığı olan bir hastasına tedavi yaklaşımı bu düşünceden çok uzaktaydı. Galenos bu dört salgının ya da sıvının beyinden geldiğine inanıyordu. Kan, safra, kara safra ve iltihap. Bu sıvılar yalnızca fiziksel değil, zihinsel sağlığın şekillenmesinde de rol oynuyordu. Fazla safra salgılayan hastalarda hırçınlık baş gösteriyordu. Ya da örneğin fazla kara safra salgılanması kişilerde melankoli ya da depresyona sebebiyet veriyordu. Teşhisler idrar tahlilinden yola çıkılarak yapılıyor ve tedaviler kan vermekte ve vücuttaki fazla safrayı atmak için kusmaktan geçiyordu. Galenos'un 4 sıvı kuramı tıp dünyasındaki yerini 1000 yıldan fazla korudu. Orta çağda cerrahlar, genelde berberler insanların tuhaf davranışlarının nedenini baş bölgesinde bulunan delilik taşı ile açıklıyordu. Beyni açıp bir kısmını kazırlardı ve hasta iyileşmiş olurdu. Tabi ücreti karşılığında. Rönesans'ın dahi çocuğu ve pek çok açıdan yaşadığı çağın çok ötesine olan Leonardo da Vinci bile zihinsel rahatsızlıklar konusunda o zamanlar çok yaygın olan bir ön yargıya kapılmıştı. Bu düşünceye göre bir insanın yüzü içindeki iyiliği ya da kötülüğü yansıtıyordu. Yani çirkin ya da biçimsiz bir yüz o insanın sapkın ya da hasta kişiliğinin göstergesiydi. 1700'lü yıllarda halktan insanlar zihinsel hastalıkları ya işlenen bir günahın bedeli ya da şeytanın işi olarak görüyordu. Bazen de rahatsızlıklar karakter zayıflığı olarak görülüyor. Depresyondaki insanlar kendilerini kontrol etmemekle suçlanıyordu.
Hekimler kişilik bölünmesi ya da bunamanın tıbbi sebeplerini araştırırken genelde bu rahatsızlıkları kötü kana, kötü havaya, kötü hatta kötü yemeğe bağlıyor ve oldukça zehirli olabilen çöpleme adlı bir bitkiyle tedavi etmeye çalışıyorlardı. Ama asıl tedavi yöntemi problemli insanları kapatıp susturmaktı. Eğer size zorluk çıkarmayacaksa deli amcanızı tavan arasına kilitleyebilir ya da çatlak kardeşinizi ahıra koyabilirdiniz. Kontrol etmesi zor hastalarsa özel hastanelerde halktan uzak tutuluyordu. Bunlar daha çok hapse benzeyen tımarhanelerdi. Ve sonunda Newton'un 1600'lü yıllarda başlatmış olduğu çalışmasıyla yeşeren bilimsel devrim geldi çattı. Artık bilimsel yöntemler tıp dünyasının nitelik ve niceliklerini saptayıp gözlemlemek ve bu gözlemleri test etmek üzerine kuruluyordu. Bilim insanları tıp, kimya, astronomi ve biyoloji dallarında çok başarılı buluşlar yaptı. İngiliz doktor Thomas Willis 1600'lü yıllarda yaptığı otopsi çalışmasının ardından beynin hem düşünce hem de hisleri barındıran karmaşık yapılı bir organ ve tüm sinir sisteminin kontrol merkezi olduğunu duyurdu. Böylece bilim insanları beynin yaşamda ne kadar büyük bir önem taşıdığını anlatmaya başladı. 1880'lerde akıl hastalıklarının tıbbi tedavi alanı olan psikiyatri dalı oluşturulmuştu. Bu dalın ilk kitaplarından biri beynin anatomisi ve işlevselliği üzerine ihtisat yapan Alman doktor Tedort Mannert tarafından yazıldı. Mannert o zamanlar yeni yeni kullanılmaya başlayan ve ruh avcısı, sağlıksız ruhu olanlar avlanarak tımarhanelere kapatılır ve gerçek hayattan zihnen koparılırdı. Tabirinin yerine geçen ismiyle bir psikiyatr idi. Böylece bilim insan davranışları üzerinde gelişti. Bilim insanları şu sorulara yanıt arıyordu. İnsanlar neden böyle davranır? Beyin neyi kontrol eder? Normal ya da anormal davranış nedir? Bilim sorunlu insanlara yardımcı olabilir mi? Bedenimiz nerede biter ve zihnimiz nerede başlar? Zihin denilen şey nedir? Yalnızca şair ve düşünürlere ait bir bölge midir? Yoksa bilim insanları da onu kendi alanlarında ilan edebilir mi? Bilim insanları beyinden iki şekilde söz etmeye başladı. Anatomik bir varlık ve duygusal zeka. İlki konuşma, hafıza ya da beş duyu algısı gibi özel işlevleri kontrol eden ve farklı kısımların olduğu sinir sistemini yöneten fiziksel bir organ. Nörolojik beyin, diğeri ise göremediğimiz ama hafızamızdaki anıların ne anlama geldiğini ve bizi nasıl etkilediğini belirleyen duygusal zeka. 1880'li yılların sonlarına doğru psikiyatri gelişti. Ama bu fiziksel organ olan beynin ne yaptığını anatomiye odaklanarak gerçekleştirildi. Sinir sistemindeki rahatsızlıkları tedavi eden eski psikiyatristler akıl hastalığını delilikle bir tutuyordu. Akıl hastalıklarının sebeplerini anlamak için beyindeki dokular gibi fiziksel sebepleri araştırıyorlardı. 1876'da Modern Psikoloji Bilimi diye yazdı Amerikalı Doktor William Hammond. Fiziksel işleviyle kabul edilen beyni incelemekten daha öteye gidememiştir. Beyni incelerken sıra dışı yollara başvuranlar da oldu. Viyanalı iki doktor Franz Josef Gall ve John Spritzheim frenoloji adını verdikleri sözde bilimle ortaya çıktı. Beyne ait 30 ya da daha fazla ayrı organın olduğunu ve bunların her birinin zeki ya da suçlu olmaya yatkın farklı kişilikleri kontrol ettiğine inanıyorlardı. Frenologlar insanların kafatasındaki tümseklerin farklı organlar gibi olduğunu ve karakter belirlemede rol oynadığına inanıyordu. Tımarhaneleri ziyaret ediyor ve hastalıkların kafa şekillerinin yaşadıkları hastalıkla nasıl da örtüştüğünü kanıtlıyorlardı. Ayrıca dahillerin kafa taslarında sahip olanları ödüllendirirlerdi. Koleksiyonlarındaki değerli parçalardan biri de Mozart'ın kafa tasıydı. Zihnin göremediğimiz kısmı duygusal zekanın hesaba katılması. Beyni fiziksel açıdan inceleyen çalışmaların gerisinde kalmıştı. 19. yüzyılda gelindiğinde psikolojik rahatsızlıkları olanlara daha insancıl yaklaşılmaya başladıysa da bu oldukça yetersiz kaldı. Örneğin, dinlendirme tedavileri hastalara sakinlik ve huzur veriyor.
ama hastalığın altında yatan sebepleri tedavi etmiyordu. Kimse hastaları dinlemeyi ya da onları rahatsız eden şeyin ne olduğunu bulmayı aklından geçirmedi. Anlamsız şeyler söylüyorlardı ve bu yüzden söylenenleri dinlemek her şeyi daha kötü bir hale getirebilirdi. Bu sırada 20. yüzyıl yaklaşırken Viyana'dan başka bir doktora meşhur koltukta yatan hastalarla sessiz bir odada oturdu. Art arda sigara yakarak dinlemeye başladı ve devam etti. Ayak ucunda yatan sadık köpeği hastanın saati geldiğinde anlayacak şekilde eğitilmişti. Doktor hızla sanki gizem romanı gibi görünen vaka çalışmalarını yazmaya başladı. Bilinçaltındaki korkuların insanları hasta edebileceği teorisine dayanan ve konuşma terapisi denen tedavi öncülük etti. Ona göre bu korkuları meydana çıkarmak hastalığın geçmesine yardımcı olabilirdi. İsmi tanıdık gelebilir. Sigmund Freud. Freud duygusal zeka hakkındaki tüm soruların cevabını bulamadı. Ve hatta bazen ortaya attığı cevaplar yanlıştı. Ama o psikolojinin bir bilim dalı olduğuna inanan ilk doktorlardandı. Freud fiziksel beyni yok saymadı ama konuşma terapileri ve psikanaliz aracılığıyla duygulara öncelik verdi. Duygusal zekanın fiziksel bedeni hasta edebileceği teorisini ortaya attı ve tedavi etmek istediklerinin hatıralar, duygular ve rüyalar olduğunu söyledi. "Yaşadığın acıyı iyileştirecek çaremiz var," dedi ünlü hastalarından biri olan kurt adama. "Şimdiye kadar hastalığının sebebini hep lazımlıkta aramışsın. Artık Galenos'un yaptığı gibi idrar tahlilinde kafatasındaki tümseklere ya da yüzyıllar öncesinden kalma düşüncelere yer yoktu. Bugün Freud'un çalışmaları sayesinde yaptığımız bazı şeylerin ardından güdülerin yattığına eminiz. Çocukluk deneyimlerimizin sonraki hayatımızı şekillendirdiğini, rüyaların önemli anlamları olduğunu ve açıkça konuşulursa gizli saklı korkulardan kurtulabileceğimizi anlamış bulunuyoruz. Büyük Nefton'a göre bilim insanları buluşlarını kendilerinden önce gelenlerin omzundan durarak yapar. Bilim her geçen gün adım adım ilerler ve dış dünyaya bağımsız ya da evraka anlarından ibaret değildir. Öyleyse Freud kimin omzunda duruyordu? Alışılanların dışında bir okur olan Freud'un birçok akıl hocası vardı. Onlardan biri Theodor Menti. Ayrıca döneminin bilimine başta idolü Charles Darwin devrimsel evrim teorisine de çok şey borçluydu. Ama duygusal zeka üzerine yaptığı çalışmalar için oluşturduğu sistemi ve kendisinin nesiller sonra bile kullanılan yepyeni kelimeleri tek başına ortaya çıkardı. Birçok insan, hatta bazen Freud'un kendisi bile onun gerçek bir bilim insanı olup olmadığını sorguladı. Çalışmalarında bilimsel yöntemlerin izini taşımıyordu. Örneğin, bazı deneylerin sonuçları pekala kopyalanmış olabilirdi. Fizik gibi teorilerin kanıtlanabilir olduğunu bazı bilim dallarında çalışan insanları kıskanıyordu. Henüz bir kanıtı olmadığını kabul etmek durumundaydı. Freud daha çok balta girmemiş tehlikeli bir ormana tek başına giden bir kaşif gibiydi. Şüphesiz ki gittiğim yol geniş değil ve ben de bu yolda fazla ilerleme kat edemedim. Ölüm tarihi olan 1939'dan sonra destekçileri Freud'un çalışmalarını sürdürdü. Diğerleri de onun bazı fikirlerini reddetti ve psikanalizi farklı yönlerde kullandı. Ve 20. yüzyılın son çeyreğinde de akıl hastalıklarının en hızlı çözümü olan ilaç tedavisi, konuşma terapisini gölgede bıraktı. Tüm bunlarla birlikte Freud hakkında binlerce kitap yazıldı. Google adını yazdığınızda milyonlarca referans göreceksiniz. Bilse ne kadar heyecanlanırdı. Tesadüfün dışında ego terimini bilimsel mecrada yaygınlaştıran adamın kendisinde çok daha büyük bir ego vardı. Terra incognita, yani bilinmeyen, zihinde daha önce varılmamış bölgenin ne olduğunu bulmakta ısrarcı ve kararlıydı. Böylece en büyük hayalini meşhur bir kahraman olmayı gerçekleştirebilirdi. Ve Freud meşhur bir kahraman olacaktı. Bölüm 1. Altın Sigi. Amelia Freud 6 Mayıs 1856 yılında genç yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Adı da Sigismund Scholn Freud idi. Daha sonra ismini Sigmund olarak kısaltılarak kullansa da o hep annesinin biricik altın sigisi olarak kaldı. Zeki ve yumuşak başlı bu çocuğun
Hiç hata yapmadan hayatta mükemmel bir başarıya imza atacağı belliydi. Freud daha sonraları annesinin biricik sevgilisi olduğunu ve özgüvenini buna borçlu olduğunu anlayacaktı. Kendisinden 20 yaş küçük olan bu güzel ve fırtına gibi esen kadınla evlenen babasının önceki evliliğinden iki oğlu vardı. Amelia Sigi'yi taparcasına sevse de kısa bir süre sonra ona olan ilgisini kaybetti. Freud'un doğumundan 11 ay sonra bir başka erkek çocuk Julius dünyaya geldi. Pek çok kardeş gibi küçük Sigi de rakibinin aradan çekilmesini diliyordu. Ama Julius daha bir yaşına gelmeden enfeksiyon geçirip öldü. Bu durumun Freud üzerinde etkisi mi? Çocukluğuna dönüp bakınca vicdan azabı çekmiş olduğunu anlıyordu. Dileği gerçek olmuş olabilir miydi? Daha sonra kardeş sayısı arttı. 6 tane daha kardeşi oldu. Hepsi de çocukluğunu sağ salim atlattı ve Sigi ile de sevgili bakıcısı ilgilendi. Ama kadın hırsızlıktan yakalanıp hapse girince Sigi tek başına kaldı. Freud tüm bu kayıpların daha 3 yaşına gelmeden yaşadı. Freud ailesinin evi şimdi Çek Cumhuriyeti'ne bağlı olan Freiberg adındaki küçük bir şehirde tek odalı yıkık dökük bir dairedeydi. Freud'un babası Jacob seyyar yün satıcısıydı. Çok başarılı olduğu söylenemezdi. Hatta belki ekonomik anlamda biraz sorumsuz biriydi. Aile geçim mücadelesi veriyordu. Daha sonraları Freud babasının derin bilgeliğe ve muhteşem gamsızlığını takdir etse de çocukluğunun endişe içinde geçtiğinin farkındaydı. Yine de geniş Freud ailesi birbirine sımsıkı bağlıydı ve çocuklar yumuşacık yeşil çayırlıkta arkasında karlı Karpat dağları görünen gölgeli ormanların içinde sessiz sakin kırlıkta gülüp oynuyordu. Sonra 1859'da Jacob daha çok para kazanma umuduyla ailesini başka bir yere taşıdı. Yeni evleri 240 metrekare, 240 kilometre güneyde Avusturya'nın bir yanı güzel mavi Tuna Nehri ve diğer yanı ormanlara bakan ışıltılı şehri Viyana'daydı. Viyana, İsviçre'den Rusya'ya uzanan büyük ve güçlü Avusturya İmparatorluğu'nun başkentiydi. Diğer pek çok Yahudi aile gibi Freud ailesi de artık Yahudi karşıtlığının yavaş yavaş azaldığı Viyana'da çocukları için iyi bir gelecek olduğuna inanıyordu. Hükümdar Franz Josef 1849'da Yahudilere sivil haklar tanımıştı. 1867'de vatandaşlık hakkı elde ettiler. Artık Yahudiler de istediği mesleği yapabiliyor, kendi evlerini alabiliyor ve kendilerine ayrılan azınlık mahallesinin dışında da istedikleri herhangi bir semte oturabiliyorlardı. Ama bu taşınma 4 yaşındaki Sigi'yi harap etmişti. Sonraları küçükken bile çocukluk yuvasını kaybedince duyduğu hüznü, hüzünlerin en büyüğünü içinde atamadığını şöyle dile getirdi. Yuvama olan hasretim hiç dinmedi. Neredeyse tüm yaşamı boyunca Viyana'da yaşasa da bu şehirden her zaman kötü, hatta iğrenç olarak söz etti. Bir karesinde Viyana'da kişisel bir nefretle iğreniyorum diye yazdı. Ama sonraları kendi alanını oluşturacağı bu bölgede başarıyı yakaladı. Ve uzun zaman sonra zorla gönderilinceye kadar da orayı terk etmedi. Öte yandan Jacob Viyana'da başarıyı yakalayamadı. Freud ailesi yıllarca kasvetli ve kalabalık bir semtteki tek odalı dairede yaşadı. Burası pek çok Yahudi ailenin düzgün bir yere taşınmaya gücü yetinceye kadar kaldığı bir gecekondu mahallesiydi. İlk zamanlar küçük Sigi evde anne ve babasından eğitim gördü. 9 yaşına geldiğinde Gymnasium adı verilen ortaokul-lise karışımı bir okula girdi. Burası geleneksel ve pek disiplinli bir okuldu. Ezber yöntemi benimsenmişti ve Yunan ve Roma klasikleri derinlemesine inceleniyordu. Sigi her gece ders çalışmak için okuldan çıkıp hemen eve giderdi. Dil bilgisi, din, fizik, matematik, tarih, coğrafya ve hatta ahlak dersinden tam puan alarak neredeyse her sene sınıf birincisi oluyordu. Merhametli ve kibar bir çocuktu. 10 yaşındayken okuldaki öğretmen ve öğrencileri örgütleyerek şimdi Almanya ve Polonya'da bulunan Prusya bölgesinde yapılan savaşta yaralanan Avustralya askerlerine pansuman yapılmasını sağladı.
Freud'a en çok acı veren anısı 10 yaşındayken gerçekleşti. Babası ona artık Yahudiler için hayatın ne kadar kolay olduğundan söz ederken yıllar önce başına gelmiş bir olayı anlattı. Babası yeni Kürk şapkasıyla yolda yürürken bir adam şapkayı alıp çamura atmış ve ona "Çekil yolumdan Yahudi!" diye bağırmıştı. Sigi bu ırkçı davranıştan çok babasının vermiş olduğu tepki karşısında dehşete kapıldı. Jacob yalnızca çamura bulanmış şapkasını almış ve oradan uzaklaşmıştı. Bu olayda babası, yani sözde onun koruyucusu, bir korkak gibi davranmıştı. Bu bir kahramanın yapacağı şey değildi. Keşke diye düşündü çocuk. Jacob savaşçı olsaydı da onu aşağılayan bu adama fiziksel olarak karşılık verseydi. Sigi bu olaydan utanç duymuştu. Viyana 1910'da 2 milyona ulaşan nüfusuyla Avrupa'nın en hızlı büyüyen şehri olmuştu. Ticaret başarıyla devam ediyor. Kocaman binalar dikiliyor, parklar düzenleniyor. Yaratıcı ve entelektüel uğraşlar ortaya çıkmaya başlıyordu. Kafelerle çevrili, büyüleyici bir bulvar olan Rindstag'se insanlar hamur işi ya da ünlü çikolatalı tatlı Shakespeare pastasını yiyordu. Şaraplarında ya da kahvelerinde bir yudum alıp flört ediyor, dedikodu yapıyor ya da felsefeden konuşuyorlardı. En iyi doktorlar ve bilim insanları, en iyi müzeler ve okullar ve şüphesiz ki en iyi müzik bu şehirdeydi. Beethoven, Mozart, Schubert ve John Strauss burada yaşamıştı. Burası ressam Gustav Klimt'e, besteci Gustav Mahler'e ve başka sanatçılara ev sahipliği yapmıştı. Viyana sanatçıların uğrak yeriydi. Genç Freud Viyana'nın müzelerinde bayılıyordu. Ama kafelere, muhteşem opera binalarına ya da sanat galerilerine uğramazdı. Gitmemesinin kısmi nedeni hem parasının olmamasıydı hem de sevdiği şeyler daha sessiz aktivitelerdi. Yazılı, her şeye meraklı, iyi bir okuyucuydu. Alman klasikleri, eski Yunan ve Roma edebiyatı, modern yazarlar, filozofları okurdu. Okulda üst üste birçok dil öğrendi. Bunların arasında Latince, Yunanca, Fransızca, Shakespeare'in oyunlarını bir çırpıda okuyup ezberleyerek kadar iyi seviyeye İngilizcesi de vardı. Daha sonra da kendi kendine İtalyanca ve İspanyolca öğrendi. En sevdiği yazarlardan biri Ludwig Börne ve özellikle 3 günde gerçek yazar olma sanatı adındaki denemesiydi. Börne yazarlara bir kağıt alıp akıllarına gelen her şeyi tamamen dürüstçe ve üzerine düşünmeden yazmalarını tavsiye ediyordu. Sahip olduğunuz yepyeni ve duyulmamış düşünceleriniz karşısında şaşkınlıktan aklınızı kaçıracaksınız. Buna özgüdümlü yazı deniyordu. Freud yazar olarak doğmuştu. Başka birçok insan gibi o da rüyalarını ilginç buluyor ve onları her gün defterine yazma zahmetine giriyordu. Kimse rüyaların ne anlama geldiğini ya da gelmediğini bilmiyordu. Ama ona göre hepsi kağıda geçirilmeye değerdi. En yakın arkadaşı Edward Silberstein'la şiir ve kelime oyunları olduğunu, sonu gelmez mektuplardan, dedikodulardan, okudukları kitapların isminden ve kızlar hakkındaki fikirlerinden söz ederlerdi. Ama kimseyle bir ilişkisi olmamıştı. Genç kadınlar sıkıcı diye itiraf etmişti Edward. İki genç adını İspanyol Akademisi koydukları gizli bir dernek kurmuşlar ve kendilerine Cervantes'in klasik romanı Don Quixote'a geçen köpek isimlerini vererek İspanyolca konuşuyorlardı. Freud kendisine zeki ve ahlaklı köpek Cipion adını vermişti. Neyin doğru ya da yanlış olduğu hakkında iyi bir karar mekanizması olduğuna inanıyordu. 15 yaşındayken onun sayesinde bir öğrenci anlattığı konuyu hakim olmaması sebebiyle öğretmenine karşı çıkmıştı. Freud bazen Edward'a nasıl davranması konusunda öğütler veriyordu. Bir kızın evlenmeden önce sevişmek için ayartılmasına karşı çıkıyor. Aklı çalışan bir adam kendi kurallarını kendi koyar. Ama bir kadının, hele ki bir kızın kendi ahlakı standartları yoktur. Ancak kurallara uyarsa doğru davranış sergileyebilir. Sigi evin büyük oğluydu. Kendisiyle övünen ve hatta biraz otoriter biriydi. Küçük kardeşlerine bir erkek ve 5 kız kardeşi vardı. Ödevlerinde yardım ediyor ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda nasihat veriyordu.
kız kardeşlerinden birini ona yapılan övgüleri dinlememesi konusunda uyarmış ve ona methedilmenin genç kızları boş ve çekilmez insanlar yaptığını söylemişti. Diğer kız kardeşlerine de okuduğu romanların yaşına uygun olmadığını anlatmıştı. Zayıf karakterli ve başarısız babasıyla hayal kırıklığına uğrayan Freud, her zaman tarihteki güçlü adamlara, özellikle de düşmanlarıyla savaşanlara hayrandı. Küçük bir çocukken oyuncak askerleriyle savaş oyunları oynar ve her birine gerçek asker ismi koyardı. Daha sonraları büyük savaşlar veren askeri liderlere hayran oldu. Bunların arasında Pers İmparatorluğunu fetheden Büyük İskender, Roma'ya meydan okumak için Alper'i geçen Kartacallı komutan Hannibal, halktan biriyken İngiltere'nin hükümdar olmayı başarmış Oliver Cromwell ve tüm Avrupa'nın hükümdar Napolyon vardı. Freud'un en büyük kahramanlarından biri de zeki, meraklı ve bağımsız Rönesans ressamı ve bilim insanı Leonardo da Vinci'ydi. Ayrıca büyük oğluyla gurur duymaya devam eden annesine de hayrandı. Aileden kimse bunu yapamazken Freud'un kitap evinde borçla kitap almaya izni vardı. En büyük zevki kendi kütüphanesine her ay bir kitap eklemekti. 16 yaşına lise son sınıfta son sınavı için Sophokles'in bir Yunan kahramanlarının trajik sonunu anlatan ünlü oyunu Kral Kitupus'u çevirdi. Kitupus, Yunan mitolojisinde Sphinx'in sorduğu bilmeceye doğru cevabı vererek tahta çıkan biriydi. Yarı insan, yarı aslan Sphinx, Mısır'ın Tebahi kentinde terör estiriyordu. Onu durdurmanın tek yolu bilmecenin cevabını bulmaktı. Sabahları 4, öğlen 2 ve akşamları 3 ayakla yürüyen şey nedir? Kitupus cevabın insan olduğunu söyledi ve doğru cevabı vermiş oldu. İnsan bebekken iki eli ve iki ayağıyla emekler, yetişkinler iki ayağının üstünde durur ve yaşlandığında bastın kullanırdı. Böylece Kidipus Sphinx'in alt etmiş ama bu macera sırasında bir adamı öldürüp onun karısıyla evlenmişti. Daha sonra adamın babası ve karısının da annesi olduğunu öğrenmişti. Yaptığını anlayınca da kendini kör etmişti. Eski Yunan zamanında şimdiye kadar popülerliğini yitirmeyen bu trajedi onu saatlerce Yunanca'dan Almanca'ya çeviren Freud'u çok heyecanlandırmıştı. Öğrenciyken onun için bu kadar çok önemli taşıyan bu hikaye yıllar sonra ona çok daha derin bir anlamla geri dönecekti. Mezun olurken planı Viyana Üniversitesi'ne gidip hukuk okumaktı. Azimliydi ve zavallı kardeşlerinin hayatlarını değiştirmek için onlara yardım ettiği gibi başka insanlara yardım etmeyi de seviyordu. Belki de siyasi lider olurdu. Ne de olsa artık Yahudiler kamuda da çalışabiliyordu. Ama o sırada başka bir şey aklını çelmeye başladı. 17 yaşındayken o zamana kadar bilim ve teknoloji üstüne Avrupa'daki en büyük sergi olan Viyana'daki dünya sergisine katıldı. O kadar etkilenmişti ki o yaz her gün orayı ziyaret etti. Buhar makinalarını, en yeni ilk yardım yollarını, topluca üretilmiş makinaların tanıtıldığı binlerce sergi gezdi. Gelecek bilimdeydi. Aynı yıl bir bilim insanının büyük Alman şair Goethe'ye atfettiği denemenin okunduğu toplu derse gitti. Doğa üzerine doğayı koruyucu anamız olarak anlatan duygusal bir övgü metniydi. Freud hemen eve gidip arkadaşına fikrini anlattı. Doğa bilimci olmaya karar verdim. Doğanın binlerce yıllık geçmişi hakkında fikir edinecek ve hatta ebedi sürecine kulak kabartıp bulduklarımı öğrenmek isteyen herkesle paylaşacağım. Hukuktan vazgeçip bilime yönelmişti. Aniden bilimin umulmadık büyüklükte işler başarabileceği alan olduğuna karar verdi. Freud hiçbir zaman kendini hafife alan biri olmadı. Bilim onun karanlık güçlere, yani dünyadaki birçok probleme karşı açacağı savaşta kullanacağı silah olacaktı. 1873 yılında Viyana Üniversitesi'nde hayvanların hayatının araştırıldığı biyoloji dalı olan zoolojiye girdi. O dönem hayal etmekte hoşlandığı bir şey vardı. Üniversitenin kampüsünde eski yıllardaki profesörlerin heykelleri dikilmişti. Bir gün Sigmund Freud heykelinin de aralarında olacağını düşünmeyi seviyordu. Üstündeki yazıya bile görebiliyordu. Kral Kidipus oyunundaki bir alıntıydı bu.
ünlü bilmeceyi çözen büyük adam. Sonradan daha alçak gönüllü bir tavırla şöyle yazdı: "Yaşadığımız dünyanın bilmecelerini anlamaya ve belki de çözümlerini katkıda bulunmaya kuvvetle ihtiyaç duyuyordum. Ancak henüz hangi bilmeceyi çözeceğinden haberi yoktu."